12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçelerine bağlı erkek ve kız Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 125 hafız ve hafize öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Öyle bir devlet ki manen... Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yunus Emre Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından il müftüsü Abdurrahman Kotan burada bir açılış konuşması yaptı. Kahramanmaraş İl Müftülüğümüze bağlı Dulkadiroğlu ve 12 Şubat Müftülüğümüze ait Kur'an kurslarımızda hafız olan 125 hafızımızın icazet törenine hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Öncelikle hafız ve hafızalarımıza, hafız olduktan sonra hafız kalabilmelerini, Kur'an'ın ahlakıyla, ahkamıyla hemhal olabilmelerini ve hafız olarak ölebilmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor ve ahirette de inşallah sevdikleri içerisinde bizlere de hadisi şerifin kapsamı içerisine girerek şefaat edebilmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doçent Doktor Fatih Kurt da programda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Her birinizi Kur'an sevdalısı, Kur'an hizmetkarı, Kur'an aşığı, siz Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyor. Programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Biz Kur'an'a sevdalı ve hizmetkar bir milletiz. Kur'an hizmetinde, Kur'an'a yönelik faaliyetlerde her türlü fedakarlığı yapan, cefayı çeken bir milletiz. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir zorluk ve sıkıntı bizi Kur'an'dan kopartmamış. Kur'an'ı okumaktan kopartmamış. Ezberlemekten kopartmamış, bu topraklarda hafızlık müessesesi hiçbir zaman hamdolsun sekteye uğramamış. Konuşmaların ardından protokol üyelerince 125 hafız ve hafizeye icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.